kanalına hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Umarım boş gelmedin, like'larınla geldin. Hemen kaleci kariyerine devam ediyoruz kardeşim. Diyor ki Ramos, Ramos biliyorsunuz yeni geldi arkadaşlar. Gerçi biliyor musunuz bilmiyorum ama son videoda söylememiştim, bahsetmemiş de olabilirim. Takım içindeki güzel atmosfer beni gerçekten şaşırttı. Burasının performansını göstermek için ideal bir yer olduğunu düşünüyorum demiş. Paris Saint Germain Bayern Münih takımından Robben ile sözleşme imzalamış. Milli takım sıralaması güncellenmiş ve İspanya birinciymiş arkadaşlar. Ve şimdi de İngiltere Süper Kupa mücadelesi var. Bundan önceki video bir klip değerindeydi. Klip gibi bir şeydi arkadaşlar yani. 3000 abone özel videosuydu. Özel bir düzenleme yapmıştım. Bir klip tarzında bir video olmuştu. Umarım hoşunuza gitmiştir ki izlemeyenler varsa hemen bu videonun başında gidip baksınlar arkadaşlar. Ve bundan önce tabii ki de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştık arkadaşlar. Güzel bir an yaşamıştık. Şimdi hemen bir saniye ben kontrol ediyorum genel ayarlardan. Süperstar 7 dakika oyunumuz. Hemen arkadaşlar önümüzdeki İngiltere Süper Kupa mücadelesine gideceğiz. Oyun planı diyoruz. Şuradan şöyle baktığımızda hocam takımda işte bir Ramos değişikliği var. Bir de Campagnaro isimli bir defans değişikliği var. Karşı takımda da fazla bir değişiklik yok yani normal Arsenal arkadaşlar. Bir Hummels var onlarda. Bir de Tim Krul'u almışlar. Onun haricinde onlarda da ekstra bir değişiklik yok dostlarım. İşte şimdi başlıyor mücadelemiş. İngiltere Süper Kupa mücadelesi. Hepinize iyi seyirler diliyorum dostlarım. İngiltere Süper Kupa mücadelesi öncesi oyuncular sahaya çıkıyorlar arkadaşlar. Hemen şöyle bir maçın başlama bölümünü izleyelim şöyle bir. Evet görüyorsunuz atmosfer çok güzel. Chelsea'li taraftarlar da var. Arsenal'li taraftarlar da var. Şimdi İngiltere milli marşı okunuyor. Geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar artık kaleci kariyerine farklı olarak oyununuzu artı 2'de ve böyle bütün yani takımımız Chelsea'nin bütün ataklarını göstermeyeceğim. Sadece gol attığı atakları göstereceğim arkadaşlar. Daha çok artık videolarımızda daha çok maç olacak ve daha çok kurtarış pozisyonları olacak arkadaşlar. Arsenal şimdi etkili çıkıyor sol kanattan. Welbeck indiremedi. İlk etkili pozisyonlarını bulabilirlerdi. Welbeck orada indiremedi. 14. dakikada durum 0-0. Sol kanattan Arsenal yüklenecek. Arsenal bildiğiniz gibi her zamanki gibi tehlikeli ataklarını yapıyorlar. Güzel uzaklaştırdık. 40. dakikada Arsenal'in ilk pozisyonunu mükemmel yumrukladık dostlarım. Maçta artık kritik dakikalara girdik dostlarım. 87. dakikadayız. Artık bu dakikalarda atan kazanır siz de biliyorsunuz. Gol olmadığı takdirde uzatmalara gidecek maç. Belki de uzun süredir ilk defa uzatmalara gidecek arkadaşlar. Çünkü kupa mücadelelerinde genellikle maç biter uzatmalara gitmeden. Şimdi hemen bir ilk uzatma devresine geçelim arkadaşlar. Gerçi uzatmalar açık değilmiş. Niye direkt penaltılara gitti anlamıyorum ama hani biriniz yazmışsınız ya gençler gördüm. Demişsiniz ki abi demişsiniz. İşte bu kaleci kariyerinde hiç penaltı denk gelmedi daha demiştiniz. İşte penaltılar arkadaşlar. Uzatmalara gitmedi nedenini anlayamadım ama neyse bakalım olsun. Saçma geldi bana baya. Belki de İngiltere Süper Kupası'nın böyle bir özelliği vardır kendine has. Bakalım şimdi topun gerisinde Diego Costa. Bakalım Costa ilk penaltıyı kullanacak. Costa atıyor. Diego Costa atıyor rahatlıyoruz gençler. Şimdi topun başında Welbeck var. Welbeck vurdu ters köşeye atladım. Onlar da ilk penaltılarını gole çevirdiler. Hazard atıyor. Bunu kurtaracağım inşallah gençler. Bunu kurtaracağım. Hadi abi. Hadi. Abi olamaz ama ya. Ben yattım nasıl çıkartamadım be.
Yattık be gençler. William kaçırma. William yapma bunu işte. William zor durumda bırakma beni. Kurtaracaktım ya. Oo, o da kaçırdı. Doğru tahmin ettim köşeye, o da kaçırdı. Ben kurtarmış olmasam bile en azından köşeyi doğru tahmin ettim. Şimdi çok güzel. Oscar atıyor. Oscar atıyor. Şaşırtalım şöyle. Hadi bakayım. Hadi bakayım, sağ vuracak o. Sağ vuracak o. Abi yattım ama ben. Yattım ama ben. Görüyorsunuz gençler. İzliyorsunuz siz de. Yatıyoruz, tahmin ediyoruz ama. Oo, o da elinden kaçırdı. Tim Krul da elinden kaçırdı. Herkes heyecanla bekliyor. Arsenal'lı oyuncular. Yusuf şu anda. Kalede Ali çok dikkatli. Topun başında Arteta. Ofansif orta saha Arteta. Soluma vur diyorum. Soluma vur diyorum. O soluma vuracak. Ah be. Ters köşeye vurdu. Abi bizimkiler de artık baya moralmen gittiler. Bak atamazsak çok üzülürüm. Of. Şu nasıl üzülüyoruz gençler, nasıl üzülüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hadi oğlum Ramirez atarsın lan. At beni rahatlat. Allah'ım ciddi misin? Atamadı gençler. Kurtaramazsak yatıyoruz. Kurtaramazsak yatıyoruz. Kurtaramazsak yatıyoruz. Kurtardım. Kıracağım bilgisayarı. Kurtardım abi ya. Böylece hikayenin sonu olduğunu düşündün. O an aklımda sadece tek bir düşünce vardı. Vazgeçmemeliydim. Efsane. Onun peşinden git ve sahip olduğun her şeyi geri al. En azından denedim dersin. Başarısız oldum diyen kişi, denemedim diyenden 10 kat daha iyidir. Buna cesaret denir. Liderlerin sahip olması gereken şey de bu. Belki de bırakmanın zamanı gelmiştir diye düşünürsün. Hayır, daha ileriye, daha özgürce gitmenin zamanı ve şimdi yükselme zamanı. Fiziksel olarak başlamadan önce zihinsel olarak inanmaya. 3 kez doğru tahmin ettim. Ama işte üçünde de o topu nasıl oluyorsa uzaklaştıramıyoruz gençler, olacak iş değil. Büyük hayal kırıklığı cidden. Ama en azından ben doğru tahmin ediyordum, o köşeye yatıyordum da. O bizim kaleci müdahale neden çıkarmıyordu, ben onu anlayamıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir mükemmel maçımız daha var bu videoda. UEFA Süper Kupa final maçı. Zaten tek maç oluyor, ne diyorum ben final maçı diye, ama boş yerin işte arkadaşlar, öyle geçiyor ismi. İngiltere Süper Kupası tamamlandı diyor. Kabul edememiz bir noktada ikinci olarak tamamladık. Sen geç ya, İngiltere Süper Kupası çok önemli değil. Bizim için UEFA Süper Kupası çok daha önemli arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır şu antrenmanlara bakmıyordum. Bakın bir zaman hani hıza vermiştik arkadaşlar. Defansa 5 vereceğim. Top sürme önemli değil. 1 versek yeter ama hiç 0 vermeyelim hani. Pas vermeyi de 1 ver abi. Şut çekme yani 2'de dursun o da, tamam mı? Fiziğe ver. Dayanıklılığa ver. Dayanıklılık önemli demişsiniz. Hadi öyle olsun. Dayanıklılığa veriyorum. Defansa fiziğe veriyoruz. Bir tane daha dayanıklılığa veriyoruz. Beceri eğitim ve pozisyon öğrenmenin bizimle işi yok arkadaşlar. Hemen zaman ileri al deyip sonraki maça git diyoruz. Merseyside Blue yani Everton takım var arkadaşlar. Everton UEFA kupasını kazanmış. Biz de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığımız için şimdi bu takımla karşılaşacağız. Lukaku bizim için en büyük risk. Bakalım neler yapacağız. UEFA Süper Kupa finali başlayacak birazdan. Evimizdeyiz arkadaşlar. Konami Stadyumu diyor. Görüyorsunuz mükemmel bir koreografi var. Ve şimdi UEFA Süper Kupası'nı görüyorsunuz. İki takım da kupalarıyla çıkacaklar birazdan. Evet, soyunma odasından çıkıyoruz şimdi. Kaptanlarımız ellerinde kupalarla çıkıyorlar. Gençler aslında Chelsea'nin efsanesi olabiliriz ama aklımda güzel bir fikir var ilerleyen zamanlar için. Full Chelsea'de durmayı düşünmediğimi de söylemek isterim arkadaşlar. Aklımda bir fikir var. Kesin değil ama uygularsam o zaman göreceksiniz. O yüzden şimdiden spoiler vermiş olmayayım arkadaşlar. Sadece bekleyin bir sonraki videoları. En geç bir sonraki video ya da ondan sonraki video içerisinde
o aklındaki fikri uygulamaya sokarım. Sokacak olursam arkadaşlar. Evet, UEFA Süper Kupası finalinde bakalım neler yapacağız. Önceki maçımızda büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştık arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de 3 tane şut penaltıyı kurtarmıştık gençler. 3 penaltıyı doğru tahmin etmiştik ama bizim kaleci uzanıyor, topa dokunuyor, çıkartamıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı da olmuştu. Bu maçta umarım yine penaltılara kalır da bir de bu maçta deneriz şansımızı. Ya da direkt en kısa yoldan gol atıp bitirelim gençler. Everton sağ kanattan hızlı çıkıyor. İçeride Lukaku'yu bir fizikli bir oyuncu var. İçeri doğru orta. Evet, orada defansımıza yapılan bir faulü belirledi hakem. Sol kanattan hızlı çıkıyor yine Everton. İçeriye bir pas denemesi. Defansımız kesiyor Oscar ile. Bizim için bir kontratak şansı olabilir şimdi. Sağ kanada Willian oynadı. Willian hala sürüyor topu. İçeri orta aç dedim Willian'a. Ortayı açtı, vur kafayı dedim. Defansları güzel uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde Lukaku birebir de geçit vermiyor. Kaleci Ali. Taraftarlardan alkış alan isim. Kaleci Ali arkadaşlar, mükemmel kurtardık. Ciddi anlamda çok güzel bir kurtarış yaptık. Hemen ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. İlk yarı için can alıcı bir kurtarıştı. Gol yesek çok farklı olabilirdi ama kaleci Ali yine klasını konuşturdu. Kurtarışını yaptı. İçeri pas Lukaku. Yine kaleci Ali. Yine efsane, yine mükemmel bir kurtarış. Cidden arkadaşlar son anda dokunduk. Parmak ucumuzla dokunduk diyebiliriz. Lukaku'nun şutunu mükemmel çıkardık. Şu ana kadar Everton'a hiç geçit vermiyoruz. Bizim takımın Chelsea'nin de birazcık artık atak yapması lazım. Bu sezon biraz daha pasifler arkadaşlar. Toplayacaklardır ama zaman alacak biraz. 75. dakikada Everton etkili geliyor. Bu pozisyon gol pozisyonu olabilir arkadaşlar. Çok etkili çıktılar. Lukaku. Yine ben, yine kaleci Ali. Arkadaşlar ne efsane kurtarışlar yaptık bu videoda ya. Uzun süredir özlediniz biliyorum böyle kurtarışları. Çünkü full Chelsea oynuyordu. Forvetler oynuyordu. Biz izliyorduk arkadaşlar. Bir iki top gelirse kurtarıyorduk. Ama bu videoda cidden efsane kurtarışlar yaptık. O penaltılarda da kurtardık ama çıkartamadık arkadaşlar işte. Doğru köşeleri doğru tahmin ettik ama bir türlü amacımıza ulaşamadık o penaltılarda arkadaşlar. Niye öyle oldu anlamadım ya. Böyle giderse, eğer o şekilde giderse biz bundan sonra penaltıları hiç kurtarış yapamayacağız. Şimdi etkili geliyoruz. Atalım, bitirelim. Gol 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 gol. Kompakt Naro attı. Telaffuzunu tam bilmiyorum. Şimdi gidip herkes yoruma yazmasın nasıl okunduğunu. Direkt yazıldığı gibi okuyorum arkadaşlar. Kompakt Naro attı. 1-0 oldu. Dedi ki Ali abi dedi. Takımına yeni geldim dedi. Baktım sen çok uğraştın dedi. Bu forvetin atacağı yok dedi. Defanstan gitti, golünü attı Kompakt Naro. Durum 1-0 gençler. 86. dakikada. Bu maç uzatmalara gitmeyecek arkadaşlar. Görünen bu yani şu anda. Hatta daha da zorluyoruz. Bir gol daha bulabilecek miyiz? İçeriye bir pas. Evet, Everton defansı güzel uzaklaştırdı. Artı 3 uzatma var artık. İkinci gol atmak için uğraşıyoruz diyeyim arkadaşlar. Hazard direkten döndü. Hazard'ın şutu direkten döndü. Costa. Diego Costa. 2-0 oldu. Yine damgamızı vurduk. Yine noktamızı koyduk. Avrupa'da yine efsane olduk arkadaşlar. UEFA Süper Kupası'nı da şu an itibariyle almış bulunmaktayız dostlarım. Cidden bugünün kral ismi bendim arkadaşlar. Bugün cidden maçın adamı bendim bence. En azından öyle düşünüyorum. Cidden çok sağlam kurtarışlara yer verdik. Mükemmel kurtarışlar yaptık arkadaşlar. Böyle seviniyoruz görüyorsunuz. Artık bir zahmet bizi de göstersinler. Çek kamera, bizi çek. En çok bizim hakkımız var. UEFA Süper Kupası'nda
şampiyon Chelsea görüyorsunuz. Rakip oyuncuları da evet arkadaşlar 6.5 vermiş bize. Diego Costa hiçbir şey yapmadığı halde bir gol attığı halde 7.5 vermiş. Yani mükemmel kurtarışlar yapmıştık bence. UEFA Süper Kupası'nı da müzemize götürdük arkadaşlar. Bizden 90'a yakın bir ilerleme bekleniyormuş 2019 yılına kadar arkadaşlar. Şöyle de özelliklerimize baktığımızda 93, 94, 93 arkadaşlar birisi de yazmış durmadan arkadaşlar diyorsun diye. O biraz da şeyden arkadaşlar, bakın gene arkadaşlar dedim. Hani herkesin bir anlatım tarzı vardı da ben de arkadaşlar şeklinde bir anlatım tarzına sahibim arkadaşlar. O yüzden hani alışkanlık diyeyim size. Ramos demiş ki her zaman bu unvanı kazanacak kalitede olduğumuzu biliyorduk ve şüphesiz bunu kanıtladık demiş. Aynen öyle dostum. Şuradan lig programına bakıyorum. East London maçı var. West Ham United yani. Ondan sonra Tottenham maçı var. Sonra Queen's Park Rangers maçı var. Onun ardından dostluk maçları var dostlarım. Gruplar maç günü var. Şampiyonlar Ligi grubundaki maçımız var. Şöyle baktığımızda gidebileceğimiz maç burada Tottenham maçı. O yüzden hemen önümüzdeki maçı geçiyoruz. Tottenham maçına gideceğiz. Ve ardından Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçımızı yapacağız. Güzel. Lige 3 puanla başladık dostlarım. Bu bizim için iyi bir başlangıç oldu. Milli takım kadrosu duyurusu var yine. Evet hocam aldı bizi her zamanki gibi. Hemen atlayalım geçelim. Tottenham maçına doğru gidelim arkadaşlar. Deplasmanda oynayacağız Tottenham'la. Zorlu bir maç olacak. Tottenham da güzel bir takım. Ama yedek kulübesindesin dedi bana. O zaman ben de gitmeyeyim. Bu Şampiyonlar Ligi'nden dolayı böyle bir şey yaptı galiba. Ve bizim takım Chelsea'de 3 tane salladı geçti. Affetmedi arkadaşlar. Güzel bir skor yakaladılar. Şampiyonlar Ligi grup kurasına bakıyoruz. Acaba kimler var grubumuzda? Evet. Milan, Wolfsburg, Malaga var arkadaşlar. Olsun, çok da zorlu bir grup değilmiş. Bakıyoruz Galatasaray'ın grubuna da. Atletico Madrid var. Ajax var ve Sparta Prag var. Onun haricinde şöyle güçlü gruplardan. Mesela Bayern Münih Arsenal'ın olduğu grup güçlü. Real Madrid, Manchester City'nin olduğu grup güçlü. D grubunu anlayamadım. PES United'ı birinci sıraya eklemiş. Barça demiş ikinci sıraya. Allah Allah. Bak sen şu işe. Bak sen şu işe. PES United ne yapmış da böyle birinci sıraya oturmuş ya. Nereye kadar gitti o adamlar? James Rodriguez de UEFA'da en iyi oyuncu seçilmiş. Bu kaleci seçilmiyor mu ya? Bir de biz seçilelim gençler değil mi? Bizde de o potansiyel var. O yüzden bu sezon Avrupa maçlarının hepsine gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geç. Maçı atla. Gençler maçları atlıyorum. Evet 3-0. Bu maçı da aldık. Vallahi avarajda. Gençler 7 oldu. 7 gol attık. Gol yemedik arkadaşlar. Ligde şu ana kadar mükemmeliz. Chelsea'nin şu anki performansının çok dışında bir performans sergilediğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu arada transfer sezonunun son günüymüş. Teklif listesine bakıyorum. Sözleşme olayı var. Transfer talebi. Şimdi gençler bakalım şöyle bir. Şeye gidemiyoruz galiba değil mi? Avrupa takımlarına. Gidemiyoruz herhalde. Aynen. Yani mesela Bayern Münih, Galatasaray gibi takımlara gidemiyoruz. Anladım hocam. Anladım. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman Chelsea durmaya devam edeceğiz. Çünkü ben Galatasaray'a gidip bir de Galatasaray'a bakacaktım. Aramızda Galatasaraylı arkadaşlar da vardır diye ama şu anda Galatasaray burada yok arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey de yok. Hazard günün sonu tüm galibiyetler aynıdır ama demiş. Bir saniye onu bir okuyayım.
Ama her nasılsa bu galibiyet bana daha değerli gibi geliyor demiş Hazard. Şimdi ilerliyoruz. Hayır. Bu kulüpteki sözleşmemizi imzalayalım. Evet. Tamam. Tut. Tamam. Gençler. Chelsea'de devam edeceğiz. Şimdilik şu an bir kulüple sözleşmeniz yok. Devam ederseniz otomatik olarak bir kulüp seçilecek. Şey yaptık ya, sözleşme imzaladık ya, evet diyelim. Lan benim gitti başka bir kulübe atma da vallahi kavga çıkar. Kavga çıkar bak ha. Vallahi Chelsea'de durayım ben, sıkıntı olmasın ha. Dur bakayım, şaka mısın? Abi başka takıma mı attın beni? İyi iyi tamam. Kalabah kulüpten ayrıldı, Kennedy ayrıldı. Tamam, sözleşmeyi uzattık. Chelsea bize güvendiğini göstermiş arkadaşlar. Bu bizim için gerçek bir sınav hocam. Kaptanım bak var ya, vallahi benim tam can alıcı damarımdan vuruyorsunuz arkadaşlar. Beni kaptan yapıyorlar, tamam mı? İlla o Türkiye maçına sokacaklar beni. Ama girmeyeceğim, vakit kaybı arkadaşlar. Zaten bir videoda 4 maç anca yapabiliyoruz. Çok uzun oluyor video. O yüzden bu maçlarda dolu dolu güzel maçlar olarak seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi evet, Milan'la ilk maçımıza deplasmanda, Şampiyonlar Ligi ilk maçı Milan'la deplasmanda arkadaşlar. Hocam ilk 11'deyiz. Güzel. Güzel hocam. Geç geç aman diyeyim. Oraları falan hiç gösterme bana. Sıkıntı oluyor sonra valla. İşte UEFA'nın yok logosunu gösterdin. Tekrar videoyu renderla, orayı kapat, at. Oho, yarım saat zaten videoyu yapmaya uğraşıyorum. Milan'da Balotelli ve Bakka gibi iki güzel forvet varmış. Onun haricinde defansları idare eder, kalede idare eder. Biz bunları alırız ya. Gençler biz bunları alırız. Şampiyonlar Ligi ilk maçımıza San Siro'da deplasmanda çıkıyoruz bakalım. Diego Costa çok güzel pas verdi. Oscar tamamladı. İlk pozisyonda golü bulduk arkadaşlar. Milan maçının kolay olacağını biliyordum. Ve Oscar'ı böyle alkışlıyoruz. Durum 1-0 oldu. Diego Costa'ya yapılan bir faul var arkadaşlar. Arkadan direkt topuğuna basmışlar Diego Costa'nın. Şimdi penaltı kullanacak takımımız mı? Yok artık. Diego Costa kendini attı demiş. Gençler. Vay anasını be. Onu bile düşünmüşler oyunda. Cidden orada kendini attı demiş. Ama sanki topuna bastı gibilerdi ya Diego Costa'nın. Vay anasını. Diego Costa'ya sarı kart bastı hakem direkt ha. Bu videoda arkadaşlar görmediğimiz kadar fazla enteresan şey gördük cidden. Milan 89. dakikada bayağı hızlı çıktı arkadaşlar. Durup durup da 89'da gol falan atmayın da aman diyeyim hocam. Aman diyeyim hocam. Aman diyeyim Balotelli. Kaleci Ali yine geçit vermiyor. Yine kurtardık. Gençler şaka maka. Gol yemedik bu maça. Ya bu video diyeyim daha doğrusu. Penaltıyı saymayacak olursak. Penaltı çünkü her kaleci gol yer. Penaltıları saymayacak olursak gol yemedik. Üzerine üstlük bir de mükemmel kurtarışlar yaptık arkadaşlar. Bu maç belki çok fazla kurtarış şansımız olmadı. Son dakikada bir kurtarış pozisyonu geldi ama gençler var ya cidden bu Süper Kupa maçındaki kurtarışlarımız efsaneydi. Özlediğinizi biliyorum öyle kurtarışları. Artık arkadaşlar daha çok böyle kurtarışlarımızın yer aldığı bir kaleci kariyeri gelecek. Ve arkadaşlar yarın cumartesi günü. Gerçi video cumartesi günü atma ihtimalim de vardı. Cuma günü atarsam eğer yarın diyeyim o yüzden. Yarın arkadaşlar TSC çıkacak. Yani Türkçe spiker çıkacak. Türkçe spiker çıktığında ne yapacağız gençler? Gene buradan sistem diyeceğiz, tamam mı? Gel ana oyuncu verilerini kaydet. Yok. Abo o sıkıntı işte gençler. Oyuncu verilerini kaydet yok. Yani Süper Lig'den devam etmeyi düşünüyordum kaleci kariyerine şahsen gençler. Ama hani düşünüyorum da bu sefer de hangi takıma gideceğiz? Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi?
Biriniz Galatasaray diyeceksiniz, biriniz Fenerbahçe diyeceksiniz, biriniz Beşiktaş diyeceksiniz. Ne yapacağız? O yüzden en iyisi biz kaleci kariyerine Chelsea'den devam edelim. TSC Extreme'le ilgili de özel olarak bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Aklımda bir şey var. Emekli olana kadar mı devam edeceğiz artık kaleci kariyerine? Ne kadar devam edeceğiz bilmiyorum ama bundan sonra sadece gerçekten önemli olan maçlara gireceğiz arkadaşlar. O şekilde yapacağız. Dostlarım, bugünkü videoyu da izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki kaleci kariyerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.